Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında. Dünyayı gezerken gördüğüm lezzetleri evimizde denemeye devam ediyoruz. Ve bu hafta da Ramazan'a özel lezzetlerle dolu Dünyanın Tadı başlıyor. Kıbrıs'a gidiyoruz. Fırında hellim yapacağız. Şimdi Kocaeli'de öğrendiğim etli enginleri yapacağız. Hatay'a özgü bir lezzet. Tepsi kebabı. Hatay'da bunu yediğimiz zaman arkasından parmaklarımızı da yemiştik. Börekle yemek arasında fırında kabak mücveri. Çok güzel bir pilav yapacağız. Özbekistan'da öğrendiğim buhara pilavını yapacağız. Evimizde lazanya nasıl yapılır? Çok basit, çok pratik bir tarifle yapacağız. Tane sumağı, bakın çaydanlığın içerisinde demliyorum. Diyarbakır'dan çok lezzetli bir patlıcan yemeği tarifi vereceğim. Meftune. Şimdi de evimizin mutfağından Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs'ın hellimiyle fırında hellim yapacağız. Malzemelerimiz hellim peyniri, domates, kırmızı biber, üzerine süslemek için fesleğen ya da nane, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Öncelikle hellimleri doğrayarak başlayalım. Fırınımız ısınıyor, fırını açtım. 200 derecede fırını ısıtıyorum. Ocağımızı yaktık. Tavamıza birazcık zeytinyağı döktüm. Tavamızın iyice ısınması gerekiyor. Hellimleri kısık ateşte kızartamazsınız. Hellimleri kızartacağız ama kısık ateşte hellimler kızarmıyor. O yüzden tavanın iyice ısınması lazım. Ve şimdi hellimlerimizi tavaya atıyorum. Bakın kızarır kızarmaz hemen çeviriyoruz hellimlerimizi. Hellimlerimiz kızardı. Kızaran hellimleri alıyorum, bakın arkalı önlü. Güzelce kızarttık. Bakın bu peynirin özelliği bu işte. Çok güzel kızarıyor. Özellikle yazın karpuzla beraber çok güzel gidiyor. Oo. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Domatesleri bu şekilde saplarını alarak hiç doğramadan borcama yerleştiriyorum, güzel bir borcama. Biberlerini, saplarını, çekirdeklerini alıyoruz. Bunları da iri iri doğrayacağız. Domateslerin büyüklüğüne yakın. Tuzunu ve karabiberini atıyorum. Zeytinyağımız da doğal. Hatay'dan geldi. Hatay'ın soğuk sıkım zeytinyağı. Güzelce bir harmanlayalım, karıştıralım. Domates ve biberlerimiz hazır, soslandılar. Önce ısıttığım 200 derecelik fırına atıyorum. Domatesler biraz yumuşayınca çıkarıyoruz fırından. Şöyle bir karıştıralım. Önceden kızarttığım hellimleri, Kıbrıs'ın hellim peynirlerini aralarına koyuyorum. Bakın, domateslerin aralarına kızarmış hellimler. Tekrar fırına atıyorum. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika daha pişecek. Daha sonra servise hazır. Yaklaşık bir 10 dakika daha geçti ve fırında domatesli hellimlerimiz pişti. Of of of. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle elimi yakmadan alıyorum. Buyurun son hali. En son üzerine fesleğen ya da nane. Gerçekten çok güzel oldu. En son bir fotoğrafını çekeceğim ve sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı. Biz sosyal medyadan takip edebilirsiniz bu tarifleri. Yayından hemen sonra sosyal medyada paylaşıyorum. Kaçırdığınız yerinden takip edebilirsiniz.
dünyanın tadını evimizde birbirinden lezzetli tatlarla çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdi Kocaeli'de öğrendiğim etli enginar yapacağız. Malzemelerimiz neler? Temizlenmiş enginarlarımız var. Birazcık kıymamız var. Bezelye, domates, maydanoz, dereotu, soğan, sunumu için birazcık limon, baharat olarak tuz, karabiber ve zeytinyağımız var. Öncelikle küçük yarım bir soğan doğrayacağım. İnce ince. Zeytinyağının üzerine soğanlarımızı ilave ediyorum. Şimdi kıymamızı ilave ediyorum. Kıymamız suyunu saldı. Suyunu çekene kadar güzelce kavrulsun. Ben de bu arada domatesleri doğrayayım. Şu anda Ege'de, Akdeniz'de ya da Marmara'da bahçelerde enginarlar olmaya başladı. Ben bu tarifi geçen yıl Kocaeli'de öğrenmiştim. Dalından, bahçeden koparmıştık enginarı. Beraber temizledik. Bu şekilde pişirmiştik köyde. Birazcık tuz ve karabiber ilave ediyorum. Bu şekilde kıymamız domatesle pişerken ben de bu arada maydanozumuzu doğrayacağım. Doğradığım maydanozları da ilave ediyorum. Enginarımızın içi hazır, altını kapatalım. Ve şimdi tenceremize enginarlarımızı döşeyelim. Tenceremizin altına birazcık zeytinyağı döküyorum. Ve tencerenin ortasına 4 tane enginarı yerleştiriyorum. Enginarların üzerine hazırladığımız harçtan birer kaşık enginarlarımızın ortalarına kıymalarımızı koyduk. Üzerine önceden haşlanmış bezelye ya da bezelye konservesi şöyle gezdiriyoruz. Şöyle birkaç tane renk katsın. Bu yemeği Kocaeli'de öğrenirken ben dediler ki dereotu olmadan enginar yediğinizi anlamazsınız dediler. O yüzden dereotunu unutmuyoruz. Böyle çiçek gibi koyuyoruz. Çok güzel bir aroma katıyor dereotu. Görüntüsü şahane. Şimdi en son tenceremizin altına böyle yaklaşık bir bardak su ilave ediyoruz. Şöyle bir bardak su. Kapağını kapatıyoruz. Ve ocağımıza pişmeye bırakıyoruz. 15-20 dakika sonra etli enginarınız hazır. Yaklaşık 20 dakika geçti. Enginarlarımız pişti. Of of of. Suyunu çekmiş. Hemen altını kapatıyorum. Şöyle size göstereyim. Bakın 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 bakın. Şu enginarların güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen sunumunu da size göstereyim. Yanına bir dilim de limon vereceğim. Limonla çok güzel oluyor çünkü enginar. Yanına bir dilim limonla mükemmel bir ikili. Ailenizde keyifle yemeniz dileğiyle dünyanın tadı mutfağımızdan devam ediyor. Bakalım daha ne pişireceğiz. Boş boş durma, videomu like'la, beğenmezsen de like'lama. Yakup canım, videolarına bol bol like istiyoruz. Yakup canım, videolarını nerede paylaşıyorsun? Yakupcan nerede? Yakupcan nerede? Yakupcan'ın Instagram adresi. Benim Instagram adresim Dünyayı Tadıyorum. Ben çekimden sonra bu güzel tariflerin hepsini teker teker sosyal medyada paylaşıyorum. Onları takip et.
etmeyin. Onların ikramlarında hiçbir şey yok. Sizin ikramlarınıza çamur atıyor. Evet, çamur attı bizim Instagram'ımıza. Hemen başlayalım yemeğimizi yapmaya. Bugün size Hatay'da öğrendiğim Hatay'a özgü bir lezzet. Tepsi kebabı. Çok lezzetli. Biz Yakupcan'la beraber Hatay'da bunu yediğimiz zaman arkasından parmaklarımızı da yemiştik. Çok sevmiştik. Ali Miroğlu Bey'le beraber yapmıştık. Buradan selam gönderiyorum tüm Hatay'a, Hataylılara, Ali Bey'e. Şimdi Ali Bey'den öğrendiğim tepsi kebabı tarifini birebir evde uygulayacağım. Çok basit, yapımı çok basit. Evdeki fırınlarınızda pişirebilirsiniz. Malzemelerimiz neler? Kuzu kıyması. Normalde Hatay'da bunu dana kıyması ve kuzu kıymasını karıştırmışlardı. Dananın kaburgası ve kuzunun kaburgasını karıştırmışlardı. Ben bugün sadece yağlı kuzu kıyması kullanacağım. İçerisine maydanoz, kırmızı biber, bir tane de yeşil biber kullanacağım renk versin diye. Birazcık soğan, sarımsak ve baharatlar kullanacağım. Karabiber, pul biber, tuz. Üzerine süslemek için domates, soğan ve yeşil biber kullanacağım. Birazcık da salçalı su gezdireceğim. Çok güzel bir kebap ortaya çıkacak. Evinizde yapabileceğiniz çok basit bir tarif. İsterseniz hemen başlayalım, ustara yetiştirelim Yakupcan. Salçanın içine zeytinyağı koydum. Evet, o da sırrıydı, bravo. İçine birazcık da yağ koyduk salçanın, daha böyle güzel olsun diye. Hadi başlayalım Yakupcan. Öncelikle sebzeleri doğramamız gerekiyor. Biberleri iyice küçültmeniz gerekiyor. Bıçakla bu şekilde küçültüyorum ama siz evinizde daha kolay olması için robottan geçirebilirsiniz, mikserden geçirebilirsiniz. Normalde zırh bıçağıyla yapmışlardı ben Hatay'da bunu ama ben bugün evde bakın zırh bıçağı gibi büyük bıçakla yapabiliyorum. Biberleri gördüğünüz gibi minik minik küçülttüm. Onları koyacağım, koyabilirsin oraya. Evet, Yakupcan biberlerimizi koydu. Birazcık maydanoz, bir tutam maydanoz kullanacağız. Yine maydanozu da küçük küçük doğruyoruz. İyice küçültelim maydanozlarımızı da. Bak, küçülmüyor. Evet, yeter bu kadar. Çok az tat vermesi için yarım soğan kullanacağım. Görecek, acı soğan. Soğan da çok küçük olması gerekiyor. Öncelikle bir çizelim şu soğanımızı. Soğanları da iyice küçültmemiz gerekiyor bu şekilde. Hemen soğanlarımızı ilave ediyorum. Şimdi sarımsak, sarımsağın rendelenmesi gerekiyor. İzleyiciler, sakın sarımsağı çiğ yemeyin, ağzınızı yakar. Suyla da geçmez, sakın yemeyin. Şimdi üzerine kıymamızı ilave ediyoruz. Onu da ben yaklaşık ilave. 600-700 gram kıyma var burada, kuzu kıyması. Evet, ve dağıtıyoruz. Üzerine tuz. Karabiber ve pul biber. Baharatları bunlar. Tuzu biraz az geldi gözüme. Biraz daha tuzu ilave edelim Yakupcan. Az geldi diye yapma, çok tuzlu oldu. Yok olmaz. Bu et tuzu sever. Evet, şimdi güzelce yoğuruyoruz, karıştırıyoruz. Ben de yoğuruyorum. Şimdi tepsimize bunu yayacağız. Kalın olmayacak, incecik olacak. Spatulayla bu şekilde şeklini veriyorum. Bakın. Şeklinde bu şekilde olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi bakın tepsi kebabımıza şeklini verdik. Şimdi dilimleyeceğiz. Üzerine süslemek için soğanı dörde böleceğiz. Çok güzel süsledik. Şimdi üzerine en son salçalı suyunu gezdiriyoruz. Ve şimdi önceden ısıttığımız 250 derecelik fırına atıyorum. Evet, kebabımız pişerken fırının derecesini 200 dereceye düşürdüm. Yoksa biberler yanacaktı. Yaklaşık yarım saat geçti ve kebabımız hazır ve çıkarıyorum. Of of of, çok güzel pişmiş, çok güzel pişmiş. Şöyle getiriyorum.
İşte size Hatay'ın meşhur tepsi kebabı. Yapımı çok basit, tadı tarifsiz. İnşallah evinizde yapıp denersiniz. Ben son olarak bir fotoğrafını çekiyorum ve sosyal medyada paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünya'yı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünya'nın Tadı. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Yayından sonra bu tarifleri sosyal medyada paylaşıyorum. Bakalım bundan sonra ne yapacağız? Ben de merak ediyorum. Dünya'nın Tadı evimizden devam ediyor. Şimdi de iftara özel. Börekle yemek arasında harika bir kabak mücveri tarif veriyorum sizlere. Fırında kabak mücveri. Hazırlanışı mücver gibi, sunumu ve lezzeti börek gibi. İsterseniz hemen başlayalım. Malzemeleri sayarak neyimiz var? 4 tane kabağımız var. Soğanımız var, yeşil soğanımız. Nanemiz, maydanozumuz, dereotumuz. 3 tane yumurta, 3 kaşık un, kimyon, karabiber, tuz ve üzeri için birazcık susamımız var. Öncelikle kabakları rendeleyerek başlayalım. Kabakları iyice yıkadık. Rendemizin bakın en kalın yüzüyle kabakların dışını güzelce rendeliyoruz. İçine çekirdeklerine girmiyoruz. Kabağımızı güzelce rendeledik. Şimdi kabaklarımızın suyunu sıkmamız gerekiyor. Kabaklar çok sulu. Kabaklarımızın suyunu sıktık. Şöyle bunları tekrar kabımızı alalım. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. Mücveri çok seviyoruz. Bu mücveri aynı tarifi isterseniz yağda da yapabilirsiniz. Yağda da kızartabilirsiniz. Kahvaltıda yağda çok güzel olur. Akşam yemeğinde fırında çok güzel olur. Aynı tarifi hem sabah kahvaltısında hem akşam yiyebilirsiniz. Asya'da çok seviliyor. Özellikle Güney Kore'de mücveri çok seviyorlar. Ve farklı sebzelerin mücverlerini yapıyorlar. Sadece kabağın değil, çok farklı sebzelerin mücverlerini yapıyorlar. Fasulye mücveri, soya fasulyesi mücveri. Biraz da dereotu doğrayalım. Şimdi maydanoz, birazcık da nane. Sebzelerin çeşidini çoğaltabilirsiniz. Maydanoz ve naneyi de ilave ettim. Üzerine 2 diş sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsaklarımızı rendeledik. Baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kimyon. 3 tane de yumurta kırıyorum üzerine. Un ilave ediyorum. Eğer istediğiniz kıvama gelmezse daha fazla un da ekleyebilirsiniz ama ölçüsü 3 kaşık undur. Bu tarife göre. Ve bunu güzelce yoğuruyoruz. Hazırladığımız karışımı tepsimize ya da böyle borcamımıza güzelce yaymamız gerekiyor. En son üzerine susam serpiyoruz. Şöyle börek kıvamında olacak çünkü. Bu şekilde fırına atıyorum. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına atıyorum. Derecede yaklaşık yarım saatte fırında mücverimiz pişti. Adeta börek gibi oldu. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel oldu. Adı mücver ama bana göre kendisi bir börek. Kabak böreği diyorum. Şöyle güzelce bir dilimleyelim. Sunumunu yapalım. Gerçekten çok güzel oldu. Bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünya'yı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünya'nın Tadı. Bu tarifleri yayınlar hemen sonra sosyal medyada paylaşıyorum. Kaçırdığınız yerden takip edebilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber çok güzel bir pilav yapacağız. Özbekistan'da öğrendiğim buhara pilavını yapacağız. Özbekistan pilavlarıyla meşhur. Dünyada belki de en fazla pilav çeşidinin olduğu yer Özbekistan'da. Bu pilavı çok sevmiştim. Buhara da yemiştim. Ve şimdi tarifini bu güzel Ramazan ayında sizlerle paylaşacağım. İftar için çok güzel bir ana yemek. Malzemelerimiz neler? Hemen malzemeleri sayalım. Bakın.
Eti önceden haşladım ben. Bakın çok büyük doğranması gerekiyor etlerin. Bu şekilde kocaman kocaman doğranmış etler gerekiyor. Etlerin haşlanması gerekiyor. Pilavı da bu etin suyuyla yapacağım. Dana eti, bol havucumuz var, soğanımız var, tereyağımız, 2 bardak, yaklaşık 2 bardak pirincimiz var. Önceden ıslanmış, yıkanmış. Kuş üzümü, baharat olarak kimyon, tuz ve safran. Safran kullanacağım. Özbekistan'da da bana safran kullanmışlardı. Baharatların altındadır safran. Çok güzel bir tat ve sarı bir renk verir pilavınıza. Safran bulamazsanız safransız da yapabilirsiniz bu pilavı. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle safranı demlememiz gerekiyor. Bakın bu safranı bu şekilde yemeğe atmıyoruz. Safran çiçeğini, bizim ülkemizde de yetişiyor safran. Özellikle Safranbolu'da, Safranbolu'ya ismini veriyor. Bu safranı demlemeniz gerekiyor. Bakın, bir ufak bir bardağın içerisine safran çiçeklerini koydum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Bakın hemen rengi değişti suyun. Bu şekilde bu demlensin, kıpkırmızı olacak birazdan suyun rengi. Şu anda koyar koymaz hemen sapsarı oldu ve çok da güzel koktu. Safran aynı zamanda sakinlik veriyor, rahatlatıyor. İran'da çayın içerisine de safran koyuyorlar. Şimdi, öncelikle soğanları doğramamız gerekiyor. Soğanımızı doğradık. Tenceremize birazcık sıvı yağ, üzerine piyazlık doğradığımız soğanlarımızı ilave ediyorum. Soğanlar kavrulurken havuçları da jülyen doğramamız gerekiyor. Bakın. Evet, bu arada soğanlarımız kavruldu. Soğanların üzerine etimizi ilave ediyorum. Bakın etlerimizi ilave ediyorum. Birazcık etin suyunu ilave ediyoruz. Şimdi havuçlarımızı ekliyorum. Havuçların yarısını attım. Üzerine kuş üzümü ilave ediyorum. Kuş üzümü. Şöyle kuş üzümü birazcık. Üzerine tekrar tüm havuçlarımı. Etlerin üzerine havuçların kapatması gerekiyor bu şekilde. Bakın havuçlarla etlerin üzerini tamamen örttük. Üzerine kimyon ve tuzunu ilave ediyoruz. Şöyle üzerine birazcık daha et suyu döküyorum. Tuzu ve baharatları aşağı doğru insin. Kapağını kapatıyorum bu şekilde. Etleri, soğanı ve havucu pişmeye bırakıyorum. Ben de bu arada pilavımızı hazırlayacağım. Etleri haşladığımız suyla yapacağım. Et suyunun içerisine safranımızı ilave edeceğim. Safranı şöyle bir karıştırayım. Oh, safran tüm rengini vermiş bakın. Suyun rengi kızla doğru döndü. Şimdi süzerek safranın çiçekleri değil sadece suyu girecek. Safranımızı ilave ettik. Üzerine 2 bardak pirinç. Önceden ısladığımız, yıkadığımız 2 bardak pirinç ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde pirinçleri pişmeye bırakıyorum. Özbeklerin pilavı pişirme tarzları bizden farklı. Biz önce pirinci koyarız, biraz kavururuz. Üzerine örtecek kadar veya 1'e 1,5 su koyarız. Ama Özbekistan'da direkt suyun içerisine pirinci boşaltıyorlar. Piştikten sonra suyunu süzüyorlar, demlemeye bırakıyorlar. Bizden farklı Özbeklerin pilav yapma tarzları. Ben de bugün onlardan gördüğüm gibi yapıyorum. Birebir Özbekistan'da gördüğüm gibi olmalı. Şimdi kapağını kapatalım. Bu şekilde pirinçleri pişmeye bırakalım. Oh, çok güzel pişiyor pilavımız. Hemen pilavımızın tuzunu da ilave edelim unutmadan. Evet, pirinçler istediğim kıvama geldi. Tam pişirmiyoruz. Çünkü bir 10 dakikada etlerle beraber pişecek. Şimdi pirinçlerin suyunu süzmemiz gerekiyor. Pirinçlerimiz iyice süzüldü. Şimdi etimizin üzerine, havuçların üzerine ilave ediyoruz. Bakın. Ne kadar farklı, ne kadar ilginç bir pilav. Özbek pilavı. En son üzerine tereyağı. Özbekistan'da sıvı yağ koymuşlardı ama ben
tereyağı koyuyorum. Tereyağları koyduğum noktalardan delik açıyorum. Aşağı doğru insin diye tereyağlar. Özbekistan'da böyle yapmışlardı. Nasıl böyle birkaç tane delik açıyoruz. Ve hava alsın. Sesi de değişti yemeğin. Hemen kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde pişecek. 10 dakika sonra Özbek pilavımız hazır. Ve sonunda beklenen an geldi. Of of of, çok güzel kokuyor, çok güzel kokuyor. Tereyağıyla beraber kokusu ve lezzeti daha da katlandı. Şimdi sunumunu yapalım. Bakın şimdi üzerine havuçlarını gezdiriyorum. Bakın eti nasıl servis ediyoruz. Şöyle etin üzerine birazcık tuz. Pilavımızın en üstüne. Bakın bakın bakın. İşte size orijinal, gerçek bir Özbek pilavı. Buhara'da öğrendiğim Buhara pilavı. Fotoğrafını çekiyorum, sosyal medyada paylaşıyorum. Bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram'da, YouTube'da paylaşıyorum. Instagram adresim Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı. Bizi sosyal medyadan takip edin. Kaçırdığınız tarifleri, yakalayamadığınız tarifleri oradan takip edebilirsiniz. İftarda ailenizle beraber keyifle yapıp denemeniz dileğiyle dünyanın tadını evimize çıkarmaya devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra ne yapacağız? Ben de merak ediyorum. Dünyanın Tadında şimdi sizlerle birlikte İtalyan mutfağının en sevdiğim lezzetlerinden biri. Makarnaların kralı. Lazanya yapacağız. Lazanya. Bakın evimizde lazanya nasıl yapılır? Çok basit, çok pratik bir tarifle yapacağız. Malzemelerimizle hızlıca başlayalım. Lazanya makarnası, lazanya hamuru diyelim. Bu şekilde bu hamurlar, makarnalar marketlerde satılıyor. Bunu evinizde de yapabilirsiniz ama bulması çok basit. Tüm marketlerde var. İçi için kıymamız var. 1 yemek kaşığı salça. 2 tane domatesi rendeliyorsunuz. 2 tane rendelenmiş domates. 1 tane havucu rendeliyorsunuz. 1 tane soğanı ince ince doğruyorsunuz. İnce ince doğranmış soğanımız var. Bu kıymalı harcı için. Beşamel sosu içinse 3 su bardağı sütümüz var. 2-2,5 kaşık unumuz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız var. Tuz ve karabiberimiz var. Öncelikle beşamel sosumuzla başlayalım. Trabzon tereyağıyla İtalyan makarnası yapıyoruz. Evet, tereyağımız eridi. Hemen unumuzu ilave ediyoruz. 2,5 kaşık un ilave ettim. Hemen unumuzu kavuruyoruz. Sütümüzü ilave edeceğiz yavaş yavaş ama sütü bir anda koymuyoruz. Eğer sütü bir anda boşaltırsanız topak topak olur. Ununuz bir anda hamura dönüşür. Beşamel sosu yapmanın en önemli püf noktası sütü yavaş yavaş dökmek. Yedire yedire dökmek. Tamam. Bundan sonra sütümüzün tamamını ilave edebiliriz gördüğünüz gibi. Tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz. Şöyle tuz ve karabiberle de karıştıralım. Hemen altını kapatıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Ben de bu arada kıymalı harcını kavurayım. Öncelikle birazcık zeytinyağı koyuyorum tavamıza. Üzerine ince ince doğranmış bir tane soğan ilave ediyorum. Soğanı güzelce kavuruyorum. Kıyma. Evet, kıymayı şöyle ezelim. Topak topak olmaması için şöyle kıymayı birazcık ezelim. Kaşığımızla. Gördüğünüz gibi bakın kıyma birazcık suyunu saldı. Bu suyu çekene kadar kıymayı kavurmamız gerekiyor. Tam suyunu çekmeden havuçları ilave ediyorum. Rendelenmiş bir tane havucumuzu ilave ediyorum. Evet,
Evet, kıymamız suyunu çekti. Şimdi yaklaşık bir kaşık salça ve iki tane rendelenmiş domatesimiz var. İlave ediyoruz. Şimdi üzerine birazcık su ilave ediyorum. Yaklaşık yarım su bardağı. Tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da karabiber. Tuz ve karabiberini ilave ettim. Evet, kıymalı harcımız da artık hazır. Ocağımızın altını kapatıyorum. Öncelikle hazırladığımız beşamel sosundan şöyle bir kaşık tepsimizin altına, beşamel sosundan şöyle birazcık yaydık. Üzerine birazcık kıymalı harcımızdan gezdiriyoruz. Şimdi lazanya hamurlarımızı döşüyoruz üzerine. Üzerine beşamel sos sürüyoruz. Üzerine tekrar kıyma. Üzerine tekrar lazanya hamuru koyuyorum. Bu görmüş olduğunuz şekilde 5 kat yapacağız. Tam 5 kat olacak. Kıymaların üzerine isterseniz kaşar da koyabilirsiniz. Bakın kaşar da gezdirebilirsiniz. Geri kalanı da en üstüne koyacağım. Şimdi 4. katına geçiyoruz. En son üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi gezdiriyoruz. Bir katta tam ortasına koymuştum kaşar peyniri. Evet, lazanyamız şu anda fırına atmaya hazır. Gerçekten çok güzel bir iftar yemeği ortaya çıkacak. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırına atıyorum. Yaklaşık 20-25 dakikaya lazanyamız hazır. Üzeri kızarana kadar, kaşarlar kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişti. Ve şimdi çıkarıyorum. Görüntü şahane. Of of of. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu lazanya İtalyanları kıskandırır. Şuna bakar mısınız? Evinizde yapabileceğiniz çok basit bir tarif. Ama çok lezzetli. Çok lezzetli. Şimdi lazanyanın en güzel hali. Evet, sunumuna geçiyorum. Şu şekilde tabağımızı alalım. Sevdiklerinize keyifle hazırlayıp sunmanız dileğiyle dünyanın tadı, dünyanın en güzel lezzetleriyle evimizden devam ediyor. Dünyanın tadında şimdi sizlere Diyarbakır'dan çok lezzetli bir patlıcan yemeği tarifi vereceğim. Meftune. Malzemeleri döner. Patlıcanımız var. Kemikli kuzu eti var. En önemlisi, bu yemeğe lezzeti veren en önemli şey sumak suyu. Tane sumağımız var. Tane sumağı, bakın, çaydanlığın içerisinde demliyorum. Çaydanlığın içerisinde tane sumağı koydum. Üzerine birazcık sıcak su döktüm. Bakın, tane sumak demlendi. Tüm rengini suya verdi. Ve bu su da yemeğimize mükemmel bir tat verecek. Sumak suyuyla yapacağız yemeğimizi, tane sumak suyuyla. Baharat olarak birazcık pul biber ve tuz kullanacağım. İsterseniz hemen başlayalım, iftara yetiştirelim meftunemizi. Birazcık zeytinyağı döküyorum. Fazla yağ kullanmıyorum çünkü etim de yağlı. Etin kemikli olması önemli. Kasabımız da sağ olsun etleri çok güzel parçalamış. Kocaman kocaman etlerimiz. Bir porsiyona bir tane et düşüyor. Etle beraber salça da kavrulsun. Evet, etimiz kavrulurken ben de bir taraftan patlıcanları doğrayayım. Patlıcanları hiç soymuyoruz. Hiç soymadan. Diyarbakır'da böyle öğrendim. Hiç soymuyoruz. Patlıcanlarımız hazır. Etimiz şöyle bir kavruldu önden. Şöyle bir karıştıralım. Oo, tam istediğimiz kıvama gelmiş. Patlıcanlarımızı ilave ediyoruz.
Evet, patlıcanlarımızı ilave ettik. Üzerine sumak suyumuzu ilave ediyoruz. Bakın sumak suyumuz, sumakların taneleri değil, sadece suyunu. Bu yemeğe en fazla tadını veren şey sumak suyumuz. Şöyle bir karıştıralım. Özlem diyor ki kamera arkasından çok sumak suyu koydun Yasin, çok acı olacak bu yemek diyor. Ama sumak acı bir tat vermeyecek. Şöyle ekşimsi çok güzel bir tat verecek. Hatta ben biraz daha acı olması için pul biber koyacağım. Bu şekilde ağzını kapatalım. Birazdan piştikçe patlıcanlar küçülür. Kapağımızı kapatalım. Ve bu arada domateslerimizi doğramaya başlayalım. Domatesin kabuğunu soyuyorum. Domatesin sapını alalım. Şöyle yeşil kısmını alalım. Küp küp doğrayacağız. Şimdi domatesimizi ilave ediyorum. Ve baharatlarımızı, tuz ve birazcık pul biber ilave ediyorum. Koyun aşağı doğru iner, tuzu ve pul biberi domatesiyle kapağını kapatalım. Yaklaşık yarım saat sonra miftunumuz hazır. Yaklaşık yarım saat daha geçti. Şöyle bir kontrol edelim. Oo, gerçekten çok güzel gözüküyor, çok güzel gözüküyor. Diyarbakır'ın meşhur meftunesi. Diyarbakır'ın meşhur patlıcan yemeği meftunemiz. Özellikle sumak suyu çok güzel bir aroma katıyor, çok güzel bir ekşilik katıyor patlıcana ve ete. İftarda yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ben de bir fotoğrafını çekeceğim, sosyal medyada paylaşacağım. Bu tarifleri yayından sonra Instagram'da paylaşıyorum, YouTube'da paylaşıyorum. Instagram adresim Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı.